Herkese merhaba arkadaşlar. Beylikten devlete Osmanlı, Osmanlı yeniden küllerinden doğacak, diriliş başlayacak ve bizler de sizlere bu keyifli, bu eğlenceli konuyu tabii ki sürekli Mehter Marş ile değil ama bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkanıza yaslanın, kemerlerinizi mutlaka bağlayın çünkü şimdi birazdan Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt yardıracaklar. Süper bir şekilde büyük bir devlet kuracaklar ve bizler de bu keyifli dakikaları izleyeceğiz. Hatta Osmanlı'nın, bakın ne diyor? Hep kahraman Türk milleti. Orduları pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan. Gerçekten tüylerimizi diken diken eden bir Mehter Marşı ile giriş yaptık. Gaza geldik ama gaza gelmeyeceğiz. Şimdi konuyu mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Kimlerin torunlarıyız? Osman Bey kimdir? Orhan Bey kimdir? 1. Murat kimdir? Yıldırım Beyazıt kimdir? Çelebi Mehmet kimdir? 2. Murat kimdir? Kuruluş dönemi padişahlarını göreceğiz. Zaten Fatih Sultan Mehmet Han'ı, yani İstanbul'u fetheden büyük Fatih'i ve aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in Kanuni Sultan Süleyman'ı da zaten ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi Mehter Marşı'nın verdiği gazla, bakın tekrar veriyorum gazı, hep beraber tempoyu artırıyoruz. Bakın çok güzel bir cümle. Orduları pek çok zaman vermişler dünyaya şan. Peki şu anda ordumuzun verdiği şanı biliyoruz zaten. Bunu anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Fakat Osmanlı'nın döneminde, yani o, yani biliyorsunuz Anadolu'ya ilk başta Malazgirt Savaşı'na giriş yaptık. Sonrasında Miryakefalon'a tapusunu aldık. Ardından Türkiye Selçuk Devleti kuruldu. Sonra Közler Savaşı'nda yenildik. Beylikler dönemi başladı ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu kurulacak. Osmanlı İmparatorluğu nasıl kuruldu? Anadolu'nun jeopolitik önemi neydi? Osmanlı'nın kuruluşuyla alakalı, bu büyük çınarın oluşmasıyla alakalı yapraklar üzerinden bunun sebeplerini anlatacağız ve Bizans'ın nasıl bay bay dediğini, yani neden Osmanlı Devleti'nin hızlı bir şekilde büyüdüğünü kodlamalarla anlatacağız. Ardından Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşlere bakacağız ve sonrasında yine Osmanlı-Bizans ilişkilerine, Osmanlı dönemindeki mücadelelere, Balkan fetihlerine, iskan siyasetinin ne olduğuna, istimalat politikasının ne olduğuna, Balkan hakimiyeti için yapılan savaşlara bakacağız ve ardından da Türk siyasi birliğinin sağlam faaliyetleriyle devam edeceğiz. Bayağı bir konu var gibi duruyor ama ben çok hızlı anlatacağım. Siz ister videoyu yavaşlatırsınız, isterseniz de benim yaptığım gibi Mehter Marşı'nı arkaya fon olarak verirsiniz ve gaza gelirsiniz. Hep beraber bu işi mükemmel bir şekilde bitirmiş oluruz. Gerçekten tüyleri diken diken eden bir milletin torunlarıyız. Bununla gurur duyuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Hep beraber göreceğiz. Zaten atalarımız bizim için ne güzel yerler fethetmişler, ne güzel şeyler başarmışlar. Şu ders nedir ki, bunu öğrenmek nedir ki diyorsunuz. Arkanızı yaslanıyorsunuz ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kuruluş dönemi gelişmelerini Milletin Bakanlığı zaten bu şekilde veriyor. Fakat bunların detayına giriniz, bunların tarihini biliniz demiyor. Bunlardan bazılarının hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu bilmemiz lazım. Yani Bursa mı fethediliyor önce yoksa Ankara Savaşı mı oluyor, bunu bileceksiniz. Çünkü Bursa'nın fethi Osmanlı'nın kuruluş dönemlerinde Orhan Bey zamanında yaşanan bir gelişme ve Bursa başkent olacak. Sonradan da Anadolu'da Türk siyasi birliğini Yıldırım Beyazıt sağlayacak ama Timur gelip Ankara Savaşı'nda bizi yenince Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulacak. O zaman bunun önce bunun son olduğunu bilmemiz lazım ama Ankara Savaşı kaç yılında olmuştur? Böyle bir soru gelmiyor, bunu da bilmemiz lazım. Şimdi burada Bizans yaptığımız ilk muharebeler, Bursa'nın başkenti olması, Maltepe Savaşı, İznik'in ve İzmit'in Bizanslardan alınması, Karaseoğulları Beyliği ile donanmaya sahip olmamız ki burada Balıkesir ve çevresinde, Çimpe Kalesi ile Rumeli'ye geçiş, Edirne'nin fethiyle Edirne'nin başkenti yapılması, Çirmen Muharebesi, 1. Kosova, Nibolu Haçlı birlikleriyle yaptığımız, Ankara Savaşı, bu üzüntülü bir sonuç. Bunların içinde tek üzüntülü olan zaten bu. Ve Fetret Devri'ne girilmesi, ardından da Varna Muharebesi ve 2. Kosova Muharebesi'nin ne olduklarını güzel bir şekilde göreceğiz. Şimdi başlayalım. Birincisi Anadolu'nun jeopolitiği nedir? Anadolu'nun jeopolitiğini bilmemiz lazım. Anadolu'nun coğrafi konumu, geçiş yolları üzerine bulunması, iklimi, su kaynakları ve aynı zamanda şöyle kağıdımızı düzeltelim. Gaza gelmeyelim gerçekten. Gaza gelelim ama hata da yapmayalım. Evet, şöyle yapalım. Evet. İklimi, su kaynakları ve yarımada şeklinde olması gibi özellikleri sayesinde tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşim için ideal bir bölge. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Anadolu coğrafyasında 8. yüzyıl boyunca yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna giden sürecin açıklanmasına önemli rol oynayacak. Ve aynı zamanda Osmanlı'nın hızlı bir şekilde büyümesinin nedenlerini birazdan bu yapraklar üzerinden, bu çınarın büyümesini yapraklar üzerinden sizlere açıklayacağız. Şimdi jeopolitik bir yerin bulunduğu coğrafyanın o bölgeye kazandırdığı önem doğrultusunda devletlerin ürettiği politikadır. Jeo, coğrafya demek, politikayı da zaten biliyorsunuz. Osmanlı kurulduğu sırada etrafında güçlü bir devlet olmayacak, hızlı bir şekilde büyüyecek, kafirlere saldıracak Müslümanlara saldırmak yerine ve gaza politikasıyla hareket edecek ve aynı zamanda ahilerine desteğini alacak. Peki şunlara bakalım. Moğol istilası başlamış ve Türk göçleri hız kazanmış. Bütün bu gelişmeler Anadolu'da otorite boşluğu yaratacak ve Osmanlı'nın kuruluş yıllarında
hızlı büyümesini sağlayacak. Türkiye Selçuklular Yasikemen'de harcayacağım şahları mağlup edecek fakat Köstadağ'da yenilecek ve Anadolu'da siyasi birlik bozulacak. Sultan Baybars Moğolları Elbistan Savaşı'nda mağlup edecek. Abaka Hak Komutası'ndaki Moğolların Anadolu'da yaptığı büyük katliam da yine önemli. Moğolların Anadolu valisi Sülemiş'in isyanı ve Moğol baskısı yavaş yavaş azalacak. Şimdi Osmanlı'nın kuruluş yıllarına ait en önemli bilgi esas da bu çınarda. Biliyorsunuz Osman Bey rüyasında bir çınarın çok büyüdüğünü görüyor. Bu çınarın yapraklarını gelin inceleyelim. Birincisi Osmanlı neden kısa sürede büyüdü? Bir, bakalım ahilerin desteğini alıyor. Yani esnaf teşkilatının desteğini alıyor. İki, Anadolu'da güçlü bir devlet yok. Üç, yetenekli padişahlarımız var. Dört, Bizans zayıf bir durumda. Beş, beyliklerle iyi ilişkiler içerisindeyiz. Asla Müslüman beyliklere ilk başta saldırmıyoruz. Yerleştiği coğrafya, yani coğrafi konumu çok önemli. Ve yine aynı zamanda aktif gaza ve cihat anlayışı. Bu ne demek? Yani kafirlerle savaştığınız zaman vefat ederseniz şehit oluyorsunuz. Eğer ölmezseniz kalırsanız da o zaman da gazi oluyorsunuz. Balkanlarda da yine güçlü bir siyasi birlik yok. Ve yönetim anlayışı da çok önemli. İskan, yani göçebe Türkmenlerin Balkanlarda fethedilen yerlere yerleştirilerek oraların Türkleştirilmesi ve istimalet. Yani hoş görü politikası Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin en önemli nedeni. Bu çınarın yaprakları bu büyük çınarı oluşturacak. Peki bunu kodlarsanız hocam nasıl oluyor? Bizans bay bay Anadolu seni özleyeceğim diyecek. Hatta bay 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 Anadolu seni özleyeceğim diyecek. Niye? Bizans'ın durumu zayıf. Anadolu'da güçlü devlet yok. Yönetim anlayışımız süper. Beyliklerle iyi ilişkiler içerisindeyiz. Ahilerin desteğini alıyoruz. Yerleştiğimiz bölge harika. Balkanların durumu çok kötü durumda. Aktif gaza ve cihat anlayışımız var. Ve yetenekli padişahlarımız sayesinde bay 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 diyeceğiz. Ve Bizans'ı göndereceğiz. Peki Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla alakalı çeşitli görüşler var. Bu görüşlere baktığımızda öncelikle Osmanlı'nın kuruluş yıllarına ait kaynaklar sınırlı. Yazılı kayıtların tutulmaması gibi sebeplerden ötürü kuruluş hakkında kesin bilgiler yok. Şöyle sayfamızı düzgün tutalım. Gerçekten gaza geldim ben de. Ve kesin bilgiler yer almıyor. Bu yüzden birçok farklı tez ortaya atılacak. Bakın şimdi. Genel olarak kabul edilen görüş şu. Osmanlılar Oğuzların Bozok koluna bağlı Günhan soyunun kayboyuna mensup. Bunu bir kere biliyoruz. Paul Wittek gaza tezine göre gaza neydi? Kafirlerle yapılan savaş. Temel amaç İslam sınırlarını genişletmek. Gaza ile devlet askeri fitilerle ganimet elde etmeyi amaçlıyor. Bakın çınarlı aynı renk seçtim kalemimde. Zaten Osmanlı'nın bayrağı da biliyorsunuz 3 tane hilaldir ve yeşil renktir. Yeşil beyaz. Fuat Köprülü'ye göre Osmanlı Beyliği'nin kurulup büyük gelişmesinde Türkmenlerin gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler yapması, kuruluş dönemi hükümdarlarının yetenekli olması ve beyliğin kurulduğu bölgenin jeopolitik konumu çok çok önemli. Biraz daha milliyetçi bir bakış açısı var. Halil İnalcı'ya göre ise büyük bir Osmanlı tarihçisidir. Gaza Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu önemli bir yer tutuyor. Fakat beyliğin kuruluşundan sosyal değişimler de önemli. O zaman biz hemen şöyle gazayı gerçekten artistik yazımızla sizlere bir kez daha yazıyoruz. Gaza'nın ne olduğunu bileceğiz. Gaza kafirlerle yapılan savaş. Şimdi Osmanlı-Bizans ilişkilerine baktığımızda Söğüt ve Domaniç'e yerleşen Osmanlı'nın bazı avantajları var. Hocam Söğüt ve Domaniç'i gösterir misiniz? Hemen gösterelim. Burada bakın Bilecik'in Söğüt ilçesinde tam buralarda kurulacağız. Bu taraflarda Müslüman devletler var. Bu tarafta Hristiyan Bizans var. O tarafa doğru gideceğiz ve gaza yapacağız. Şimdi bölgenin ekonomik avantajlarına baktığımızda önemli ticaret yolları üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla para önemli. Komşu devletlerin siyasi durumuna baktığımızda Anadolu ve Balkanlarda güçlü devletler bulunmuyor. Hiçbir güçlü devlet yok. Bizans zaten rezil bir durumda. Balkanlar zaten rezil bir durumda. Anadolu'da da siyasi birlik yok. Coğrafyanın sağladığı avantajlara baktığımızda konumu büyümesi için ideal beyliklerle değil Bizans ile meşgul olacağız. Yani biz bu tarafta Müslümanlar var, tamam mı? Bu tarafta Hristiyanlar var. Ne yaparsın? Müslümana mı saldırırsın, Hristiyana mı? Tabii ki de Hristiyana saldıracağız ve bir şekilde gaza politikası uygulayacağız. Osman Bey döneminde mücadelelere baktığımızda, Bizans'la yapılan mücadelelere baktığımızda fethedilen yerler ilk başta Karacahisar'ı görüyoruz. Sonrasında Bursa'nın İnegöl ilçesi ve Bilecik, Yarhisar, Yenişehir ve Yuntisar'ı görüyoruz. İlk savaş, Bizans'la yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı, tabii ki de biz kazanıyoruz. Hemen yanına bir gülücük koyalım. Orhan Bey döneminde ise Bursa'yı fethediyoruz, başkent yapıyoruz. İzmir ve İzmit'i fethi de yine kaymak oluyor balın üstüne. Daha doğrusu neyin üzerine? Ekmek kadayıfın üstüne. Bizans'ın tehlike olmaktan çıktığı savaşta Maltepe Savaşı. Artık Palekaron Savaşı'yla Maltepe bile aldığımıza göre artık Bizans tehlike olmaktan çıktı. Balkan fethilerine baktığımızda Rumeli'ye geçiş Orhan Bey döneminde olacak. Hangi olayla? Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla. Rumeli dediğimiz yerin ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Bizim Trakya diyebildiğimiz yer. Bakın şöyle çiziyorum. Şurası Kapıdağ Adası. Şöyle. Bu taraf Anadolu yakası, yani Anadolu tarafı. Trakya tarafına ise, bizim diğer bir deyişle Avrupa tarafına ise Rumeli, yani Rum tarafı diyoruz. Mesela Rum, Avrupa yakasında Rumeli Hisarı vardır. Anadolu yakasında ise Anadolu Hisarı vardır. Oradan aklınızda tutun. Hangi olayla? Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi burada. Çimpe Kalesi'ni alınca biz artık karşı tarafa geçmiş oluyoruz. Geçişi kolaylaştıran sebeplerde Bizans'ta taht kavgaları var. Bunlar birbirlerini yerlerken
Biz hem Karasioğulları'nın beyliğini alıyoruz, donanmaya sahip oluyoruz. Hem de Bizans'ta taht kavgalarında Kantakuzen'e yardım ediyoruz. Kantakuzen de bize iyilik olsun diye Çinpe Kalesi'ni veriyor. İskan siyaseti ise nedir? Buradaki göçebe Türkmenleri bu tarafa yerleştirmek. Şimdi buralarda hep Hristiyanlar var, tamam. Ama sen buradaki Müslümanları alıp da bu tarafa yerleştirirsen ne olacak? Bak burada Müslümanlar çoğalıyor. Osmanlı Devleti konar göçerleri yani göçebeleri, bakın konar göçerleri yazıyorum, konar göçerleri ve aralarında anlaşmazlık olan aileleri iskana tabi tutacak ve buraların Türkleşmesini sağlayacak. İskanın amaçları nedir? Bakın buradaki Müslüman göçebe Türkleri Balkanlarda fethettiğin yerlere yerleştiriyorsun. Fethedilen yerlerin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak. Mükemmel. Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak. Müthiş. Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak. Muhteşem. Gayrimüslim halkın yani Müslüman olmayan halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırmak. Fevkalade. Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri yani buradaki birbiriyle kavga olanları birbirinden uzaklaştırmak. Bu da Azizül Aziz yani Lezizül Aziz diyoruz ve geçiyoruz istimalet politikasına. Hocam istimalet nedir? İstimalet arkadaşlar yine kendi artistik yazımla yazmaya çalışıyorum işsiz bir şekilde gördüğünüz gibi. Hoşgörü politikasıdır arkadaşlar. Hoşgörülüyüz biz. Sadece toprağı değil gönülleri de fethediyoruz. Uzlaştırıcı fetih siyasetimiz var. Meylettirme, cezaetme ve gönül alma. Yani biz fethettiğimiz yerde diyelim ki Hristiyanlar var ya onlara diyoruz ki siz kilisenize, ibadetinize devam edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Toriyame istediğiniz yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda siz kendi dilinizi, kendi dininizi devam ettirebilirsiniz. Bu bizim hoşgörü politikamız. Balkan hakimiyeti için yapılan savaşlara baktığımızda birçok savaş var. Gördüğünüz gibi bakın. Bizans'ı Rumeli'den yani Söğüt'ten geldik. Burada Çinpe Kalesi'ne geçtik. Rumeli tarafına geçtik. Bakın Sazlıdere Savaşı, Çirmen Savaşı, Sırp Sındığı Savaşı, Varna Savaşı, Nibolu Savaşı, 1. Kosova, 2. Kosova Savaşları'yla resmen Balkanların hakimiyetini ele geçirmiş oluyoruz. Peki buradaki savaşların detayı önemli mi? Burada şunu bilmeniz lazım. Bütün ve Balkan savaşlarıyla yaptığımız, bütün Balkanlarda yaptığımız savaşları kazanıyoruz. Bu savaşlar sonrasında çok büyük kazanımlar elde ediyoruz. Burada şunu çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Şunu izin verirseniz bulmak istiyorum. Evet bulamıyorum ve buluyor muyum? Bakayım neredesin? Bakayım sen gel buraya gel diyorum. Evet nerede? Şu ilk sayfadaydı. Evet gerçekten bulamadım. Ha. Şu sayfa. Evet nerede? Ha. Evet gerçekten şu anda trollenmiş durumdayım. Şöyle alalım. Ha, şurası alıyorum bakın. Savaşlarının kronolojik durumu bu. Yani Koyunhisar mücadelesi Bizans'la. Bursa'nın fethi Bizans'la. Bizans diyorum sakın yanlış anlamayın. Palekonon Savaşı Bizans'la. İznik'i Bizans'tan alıyoruz. Yani Doğu Roma'dan alıyoruz. İzmit'in fethi Bizans'la. Karasioğulları zaten bizden. Çinpe Kalesi'ni Bizans'tan hediye ediyorlar bize. Edirne'nin fethi artık Haçlılarla savaşıyoruz. Çirmen, 1. Kosova, Nibolu, Varna, 2. Kosova bunların hepsi Haçlılarla yapıyoruz. Haçlılar hep beraber birleşiyorlar. Ameno, Toriyame diye birleşip bizi göndermeye çalışacaklar ama Osmanlı'nın tokadını yiyince, daha doğrusu hoşgörülü tokadını yiyince geri çekilecekler ve bizler de Balkanlarda hakimiyet sağlayacağız. Zaten bizim önce Bursa'yı başkent yapıp sonra Edirne'yi fethettikten sonra başkenti Edirne'ye taşımamız bizim net bir şekilde Balkanlara doğru gideceğimizin göstergesi. Fakat Yıldırım Bayezid zamanında birazdan göreceğiz. Yıldırım Bayezid diyecek ki biz hep batıya doğru gittik. Biz hep Hristiyanlarla savaştık. Biz böylelere değil de Hristiyanlara saldırdık. Müslümanlara değil Hristiyanlara saldırdık. Yani biz gaza politikası yaptık. Fakat mani gaza ile gaza, gazayı ekberdir diyecek. Yani bizim kafirlerle yaptığımız savaşla mani olanlarla yapılacak savaş da önemli bir gazadır. Önemli bir savaştır diyecek. Çünkü ben burada kafire saldırıyorum. Karamanoğulları gelip arkamdan beni vuruyor. Ben Haçlı birlikleriyle mücadele ederken benim arkamdan vuranlarla ben mücadele ederim diyecek. Ve Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayacak. Peki Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak ne demek? Anadolu'da biliyorsunuz Selçuklular, Türkiye Selçukluları yıkıldıktan sonra tek bir devlet yok. Burada işte Aydınoğulları var, Hamitoğulları var, Germiyanoğulları var, ne bileyim Karasioğulları var, Karamanoğulları var, Dulkadiroğulları var. Farklı farklı oğulları var. Bunlar farklı farklı olunca burada bir birlik yok. Anadolu'da siyasi birlik, bir bütünlük yok demektir. O zaman biz Türk siyasi birliğini sağlamak için ilk başta Orhan Bey zamanında Karasioğulları Beyliğini alacağız. Bu önemli. Donanma da bize geçiyor. 1. Murat zamanında Anadolu'da Türk birliğini sağlamak için barışçı bir politika izleyeceğiz. Batanoğlu beyliklerini Osmanlı himayesine alacağız. Yani bu Hamitoğulları, Germiyanoğulları dediklerimizi ve ılımlı politika izleyeceğiz. Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla 1. Murat oğlu Yıldırım Bayezid'le evlenirken Germiyanoğulları çeyiz olarak Kütahya, Mehmet ve Simon verecek. Hamitoğullarından da satın alma yoluyla toprakları genişleteceğiz. Yıldırım Bayezid ise az önce söylediğim gibi mani gaza, gazayı ekberdir diyecek. Yani kafirlerle savaşırken bizi arkamızdan vuran Türklerle savaşmak da bir gazadır diyecek. Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları, Germiyanoğulları beylikleri tamamen alınacak.
Karamanoğulları ve bu kahraman değil Karamanoğulları, hatta Karaman'ın koyunu sona çıkar oyunu derler. Çünkü Karamanoğulları bu Türkiye Selçuk Devleti yıkıldıktan sonra Konya içerisinde kurulmuş en büyük beylik. Diyor ki lan biz kurulmalıydık diyor. Biz Osmanlı gibi büyümeliydik diyor. Biz yerine yani eskiden Türkiye Selçuk Devleti'nin bulunduğu başkenti alan Karamanoğulları yerine niye küçük Süveyt'te başlayan Osmanlı gitti büyük bir devlet oldu diye kıskanıyor. O yüzden de bizi arkadan vurabiliyor. Fakat biz Karamanoğulları ve Candaroğulları Kadı Burhanettin Devleti'ni baskı altına alacağız. Ve Anadolu'da Osmanlı siyasi birliğini sağlayacağız. Biz bu siyasi birliği sağlayınca ne olacak? Doğudan Timur gelecek ve Timur diyecek ki ben diyecek lider ben olayım diyecek ve Ankara Savaşı'nda bizi yenecek ve maalesef Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulacak. Şimdi İslamiyet öncesinde Türk cihan hakimiyeti mefkuresi var. Yani fikrimiz tüm cihanı Müslüman Türk yapmak. Nizam-ı alem yani İslamiyet sonrasında artık diyeceğiz ki biz nizam-ı alemi sağlamamız lazım. Kut inancı geri bakın burada Türk cihan hakimiyetinde İslamiyet yok. İslamiyet öncesi bu. Yani Hunlar, Göktürkler, Uygurlar hep böyle tüm Orta Asya'yı fethetmeyi düşünüyorlar. Ama İslamiyet sonrasında Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Türkiye Selçuklularında hep nizam-ı alem düzeni kurmaya çalışıyoruz. Yani İslamiyet sonrasında Allah Allah diye mücadele edeceğiz. Kut inancı gereği Türk kanunun sadece Türklerin değil tüm dünyanın hükümdarı olduğuna inanılacak ve fetihler de bunun için gerçekleştirilecek. Yani ülkeyi yönetme etkisi kanımıza Allah tarafından verildi, Gök Tanrı tarafından verildi diyeceğiz. Müslüman olduktan sonra da Allah tarafından verildiğine inanacağız ve bu şekilde mücadele edeceğiz. Şimdi Osmanlı İmparatoru Yıldırım Bayezid Han. Hemen bu tarafa yazıyorum. Yıldırım Bayezid, Yıldırım. Ve bu tarafta ise Timur var. Timur ve Yıldırım Bayezid ikisi de Türk. Ama ikisi de ben kralım, ben padişahım, ben liderim diye mücadele ediyorlar. Yer Ankara Çubuk Ovası. Sebep Türk-İslam dünyasındaki liderlik mücadelesi. Osmanlı'ya sığınan Celayir Sultanı Ahmet ile Karakonlu hükümdarı Kara Yusuf'un Timur tarafından istenilmesi. Timur diyor ki onları bana gönder diyor. Yıldırım da hadi oradan diyor. Anadolu beylikleri de Timur ve Yıldırım'ı Beyazıt'ı kışkırtıyor. Timur'a diyorlar ki sen kralsın, süpersin, Yıldırım'ı yenersin. Yıldırım'a diyor ki sen süpersin, sen kralsın, Timur'u yenersin. Bu şekilde bir mücadele başlayacak ve maalesef Timur kazanınca Anadolu Türk siyasi birliği bozulacak. Savaşın sonrasında Yıldırım Bayezid Timur tarafından esir edilecek. Türk siyasi birliği bozulacak. 1402 ve 1413 yılları arasında 1402 Ankara Savaşı Fetret Devri yani padişahsız bir dönem yaşanacak. Bakın şimdi burayı tekrar yazıyorum. İlk padişahımız Osman Bey. Zaten Osmanlı Devleti'nin adı oradan geliyor. Osmanlı İmparatorluğu diyoruz. İlk padişahımız Orhan Bey olsaydı Orhanlı İmparatorluğu olur. Peki onun öncesinde dirilişi başlatan kimdi? Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi. Osman Bey ilk padişahımız. Sonrasında Orhan Bey var. Beylikten devlete geçişi sağlıyor. Ne yapıyor? İlk divan teşkilatını kuracak, ilk düzenli orduyu kuracak, çok ciddi gelişmeler yapacak. İlk medreseyi açacak, yani üniversiteyi. Orhan Bey'den sonra oğlu 1. Murat var. Yeniçeri Ocağı'nı kuracak ve aynı zamanda ülke sadece baba ve oğullarındır diyecek. Yani merkez otoriteyi güçlendirecek. Sonrasında Yıldırım Bayezid geliyor ve diyor ki ben diyor Anadolu Türk siyasi birliğini sağlarım. Fakat sonrasında maalesef bir fetret devri var. Çünkü Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'na yeniliyor. Sonrasında ikinci kurucumuz olan Çelebi Mehmet gelecek Yıldırım Bayezid'in oğullarından. Devleti ikinci kez kuracak. Ve ardından da 2. Murat artık Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin son büyük padişahı olacak. Sonrası kuruluş dönemi bitiyor ve kim gelecek? Tabii ki yükseliş döneminde Fatih Sultan Mehmet Han geliyor. Şimdi sosyal sonuçlarına baktığımızda Ankara Savaşı'na yani bu Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'na yenildi ve fetret devrine girdik ya. Anadolu şehirleri tahrip ediliyor. Anadolu halkı fakirleşiyor. Anadolu'da siyasi otorite gidiyor. Anadolu'da güven ortamı ortadan kalkıyor. Ticari faaliyetler azalıyor. Ve Anadolu Moğollar tarafından maalesef ki yağmalanıyor. Ama Balkanlarda herhangi bir sıkıntı yok. Balkanlarda zaten güçlü bir devlet olmadığı için Osmanlı istimal et yani hoşgörü politikası uyguladığı için bizden ayrılmıyorlar. Fetret devrinde Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Osmanlı Devleti'ni Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında paylaştırıyor. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi arasında paylaştırıyor. Timur Anadolu'dan ayrılmasından sonra şehzadeler arasında taht kavgaları başlıyor. 11 yıl süren bu döneme, 11 yıl ayrı yazılır bu arada, Fetret Devri deniyor. Çelebi Mehmet, burada gördüğünüz kişi, kardeşine karşı mücadeleyi kazanıyor ve Fetret Devri sona eriyor. Demek ki Çelebi Mehmet bu yüzden ikinci kurucu diyebiliriz. Niye ikinci kurucu dediniz hocam? Bakın, ilk kurucumuzun adını yazmıştık zaten. Osman Bey, ilk kurucu. Sonra devlet büyüdü. Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'na yenilince Fetret Devri'ne girdi. Yıkılıp dağılabilirdi. Ama Çelebi Mehmet, yani 1. Mehmet, devleti ikinci kez kurmuş oldu. Şeyh Bedrettin de Mehmet Çelebi döneminde Anadolu'da başlayan bir isyan. Osmanlı tarihindeki ilk dini ve sosyal ayaklanma, ayaklanma zorlukla bastırılıyor ve Şeyh Bedrettin yakalanıp idam ediliyor. Şimdi buraya geldik, son sayfaya geldik ama şimdi bununla alakalı size ödev vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sıfırdan ona tarihte bu konuları mükemmel bir şekilde anlattık sizlere. Hemen gösterelim bunlardan çalışmanız gereken sayfaları. Anadolu ilk fatihlerinden sonraki sayfamıza geliyoruz. İkinci Beylikler döneminde bitirmiştik Anadolu düşünceleri. Beylikten devlete Osmanlı siyaseti.
Kavramlarımızı güzel bir şekilde çalışıyorsunuz ve sayfa 34'ten başladıktan sonra kuruluş dönemi gelişmeleri, Anadolu çevresinin jeopolitiği, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili görüşler, Osmanlı-Bizans ilişkileri, Osmanlı-Bizans ilişkilerinin askeri mücadele kısmı, Balkan fitilleri, bunların hepsini detaylı bir şekilde anlattık. Ve aynı zamanda Abdalanurum, Gaziyanurum gibi kavramlar, Türk siyasi birliğinin sağlama faaliyetleri, Türk devletlerinin liderlik mücadelesi, Ankara Savaşı, Fetret Devri, anlatıyoruz sizlere. Bunları güzel bir şekilde çalışıyorsunuz. Sayfa 55'e kadar güzel güzel soruları çözüyorsunuz arkadaşlar. Ve yine aynı zamanda TAK tarih kitabımızdan da ödev vermek istiyorum izin verirseniz. Burada da Beylikdüzen Devleti Osmanlı siyaseti ile alakalı sayfa 61 ve 62'de güzel bir yazılı örneğimiz var. Bu sınavlarınıza çok faydalı olacaktır. Buna mutlaka çalışın. Ve aynı zamanda sayfa 37'den başlayıp kazanımlarla birlikte, rehber sorularla birlikte, açık uç sorularla birlikte, kısa cevaplı sorularla birlikte sizleri sayfa... Hemen gösteriyorum. Sayfa 63'e kadar süper bir şekilde hazırlıyoruz. Buradaki yazılı soruları çözüyorsunuz. Bu da ödeviniz. Ama hocam ben şimdiden ileride gireceğim TYT'ye de hazırlanmak istiyorum diyorsanız kronolojide alın. Burada hem 9. sınıf hem 10. sınıf hem 11. sınıf tarihi var. Tüm TYT var. Hatta bunun da size şöyle bir hediyesi var. Bunu da odanıza asarsanız süper bir şekilde Osmanlı'nın ve diğer devletlerin kronolojik bir sıralamasını görmüş olursunuz. Tüm tarihi kronolojik bir şekilde anlattık. Bu da bunun içerisinden çıkan değerli bir hediye. Bu tabii ki tüm tarih olduğu için TYT'yi de barındırıyor. O zaman ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, görüşmek üzere.